Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu AYT sorularının çözümüne devam ediyoruz. Bugün çözeceğimiz ilk soruları Gümüşhane İl Milli Eğitim soruları olacak. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı'nda toplamda 1 ile 28. soruları çözüyor olacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci soru her zamanki gibi Türkçe sorusu olacak. Parçadaki altı çizili söz öbeği ile Dede Korkut hikayeleri hakkında asıl anlatılmak istenen nedir diye sormuş. Demiş ki, Dede Korkut hikayeleri Türk dünyasının ortak kültür değerlerindendir. Bu hikayeler Türklüğün derin hafızasının ürünleridir. Burada derin hafızanın ürünü demek şu demek, Türk kültürü, Türk yaşayışı, Türk türesi hakkında veya Türk kültürü hakkında bize derinsel bilgiler sunması. Peki buna uygun seçenek hangisi? Buna bakalım. Metnin henüz yazıya geçirilmemiş olmasıyla hiçbir alakası yok. Böyle bir şey olsaydı bize neyden bahsetmesi gerekirdi? Sözlü kültür unsuru olması gerektiğinden bahsederdi. Veya sözlü kültür unsuru olduğundan bahsederdi. Türk kültürü dünyası için birçok yönden oldukça değerli. Buradaki birçok yön ifadesini açması gerekir. Hangi yönlerden olumlu veya değerli olduğunu bize açıklaması gerekirdi. Bu da olmaz. Türklerin ortak tarih ve kültürün izlerini, bakın ortak tarih ve kültür izleri, niye ortak tarih? Çünkü Türk dünyası diyor. Türk dünyası deyince işin içine Kırgızlar, Özbekler, Kazaklar, işte Türkiye Türkleri gibi farklı Türkler giriyor. Azerbaycan Türkleri gibi. O yüzden ortak tarih ve kültürün izlerini taşıyor olması bizim için derin hafızayla bağdaşabilecek bir seçenek. Geçmişle günümüz arasında bir köprü. Böyle olsaydı işte bir geçmişten bahsedecekti, bir gelecekten bahsedecekti. Bunlar geleceğe aktarılmıştır, taşınmıştır demiş olması gerekirdi. Bu da olmaz. Geniş bir coğrafyada uzun süre etkisini hissettirmiş olmasıyla alakalı bir durum da yok. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneğine çıkar. İkinci sorumuz güzel bir soru. İkinci soru düşülebilecek bir soru. İnceleyelim. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner. Çayırları büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum elimin değdiği yere, atlara su veriyorum, daha bir seviyorum dağları. Böyle dümdüz okursanız, sanki böyle unsur aramak üzere okursanız direkt aslında şeye çıkar şiir, pastorali. Ancak burada verilmek istenen mesaj, tema, pastoral mi? Yani bize gerçekten doğa güzelliklerini mi anlatmak istiyor? Yoksa doğa unsurlarıyla beraber bir sevgiden mi bahsediyor? Bir sevgiden bahsediyor gençler. Yani siz şunları çizip pastoral diye buluyorsunuz bazen de pastoral falan değil. Pastoral olması için temanın pastorale çıkması gerekir. Tema burada sevgiye çıkıyorsa o zaman cevap lirik olur. Yani cevabımız burada sevginin ön planda olduğundan dolayı ve temanın sevgi olduğundan dolayı liriğe çıkar. O yüzden cevabımız Denizli. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Hangilerinde bilgi yanlışı vardır diye bize sormuş. Şimdi demiş ki, dramatik örgü tiyatro eseri içerisindeki olay örgüsü. Zaten dramatik örgü demek dramanın örgüsü, yani olayın örgüsü demek, bu yüzden doğru. Tiyatronun kökeni eski Yunan'daki dini törenlere dayanır. Evet, çıkışı eski Yunan ve dini tören bağlantısı var. Tiyatro metinlerindeki temel ifade biçimi anlatmadır. Bu bir dursun. Modern anlamda Türk tiyatro, Türk edebiyatında 19. yüzyılda görülür. Bizde 1800'lü yıllarda başlıyordu. Tanzimat döneminde başlıyordu. Hatırlayın, onun için doğru. Oyundaki kişiler iletinin ulaşmasını sağlayan temel unsurdur. Evet. Şimdi burada aslında cevap şunu gösteriyor. Yani cevaba B diyorlar da burada bir tartışmaya açık durum var bence. Tiyatro metinlerindeki temel ifade biçimi anlatmadır. Şimdi arkadaşlar anlatma deyince aklımızda iki tane dil becerisi geliyor. Anlatma aslında konuşma ve yazma becerisi olarak karşımıza çıkacak. Yani anlatma becerileri ve anlama becerileri. İki dil becerisi var. Biri anlama becerisi, anlama becerisi dediğimiz şey okuma ve yazma, pardon okuma ve dinleme. Anlatma becerisi ise konuşma ve yazma. Şimdi buradaki temel ifade biçimi anlatmadır dediği zaman, şimdi metinlerdeki temel anlatma biçimi. Metinlerdeki anlatma biçimi derken bizim burada anlamamız gereken şey yazma da olabilir. Onun için burada anlatma biçimi, temel ifade biçimi anlatmadır dediği zaman bu da doğru. Yanlış değil ki. Ama büyük ihtimalle bu soruyu yazan kişi anlatma kavramına bu şekilde bakmadı. Yani dil becerisi bağlamında anlatma kavramından bahsetmedi. Büyük ihtimalle şundan bahsetmek istedi. Tiyatro metinlerinde diyalog sistemi var ya, işte kişilerin diyaloglarının içerildiği dramatik şiir türünde bir
Metin aslında tiyatro metni. Bu yüzden temel ifade biçimi anlatmadırdan ziyade temel ifade biçimi diyalogdur deseydi doğru olurdu diye düşünmüş soru yazar. Ama üçüncü yani öncü biraz sıkıntılı bence. O yüzden anlatma biçimi yazma olduğu için doğru ama nihayetinde diyaloglar da olduğu için diyalog da anlatım biçimi olarak kabul edildiği için cevabı B diye kabul etmiş. Soruda kafanız karışmasın diye bu şekilde bir açıklama yaptım. Geldik soru 4'e. Soru 4 bir dil bilgisi sorusu. İlk defa bir dil sorusunda dil bilgisi sorusu sormaya başlamışlar. Bakalım bu parçada yay aracıyla gösteren yerlere hangi noktalama işaretleri sırasıyla gelmelidir diye sormuş. Şimdi diyor ki bir sazım olsa göğsünde ortası kanlı bir yürek resmi yapardım. O kadarcık mı? Bak o kadarcık mı? Eğer buradan sonra büyük harfle başlamasaydı virgül olurdu. Burada da bir soru ifadesi olurdu ve en sona soru işareti koyardım. Ancak burada olacak mıdan sonra büyük harfle başladığı için ve bu bir soru ifadesi olduğu için burası soru işareti olur. O yüzden soru işareti olmayanları bir eleyelim. Yani şunlar gitti. B, E ve C kaldı. Bunlar üzerinden seçim yapacağım. Sapına da bir çiçek. Şimdi sapına da bir çiçek demiş ama bu çiçeğin ne olacağıyla ilgili bana bilgi vermiş mi aslında? Vermemiş. O yüzden burası nokta değil de daha çok neye gider? 3 noktaya gider. Onun için cevap aslında çıktı gibi. Papatya mı desem, lale mi, çiğdem mi? Şimdi burada papatya mı desem derken noktalı virgül niye? Burayı bir anlam grubu olarak kabul etmiş. Burayı başka bir anlam grubu. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümle mantığıyla buraya biz noktalı virgül getiriyoruz. Herhalde kocaman bir papatyayı tercih ederdim. Burada tercih olacak. Tellerine özene bezene gerer, virgül. Burada sıralı cümleler var. Onun için virgül olacak. Yani cevabımız Ceyhan'a çıkıyor. Geldik soru 5'e. Parçada kullanılan anlatım tekniğini sormuş bize. Babasını hatırladı. Trene yolcularken aman oğlum yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu millete. İlle de mıhtara. Benim oğlumsan sırtın yere gelmez. Hele var git sağlıcakla. Ey kötü bir işin başına geç. Bize mektup sal. Ondan sonrasına karışma demişti. Bak babasını hatırlıyor. Hatırlaması neye sebep oluyor? Geriye dönüş yapmasına. Zihinsel bir geriye dönüş var burada. Ve babasının geçmişte ona söylemiş olduğu bu sözü bize aktarıyor. O zaman burada geçmişe dönüş olduğu için ne olacak? Tekniğimiz geriye dönüş tekniği olacak. Diğer teknikler burada kullanılmamış arkadaşlar. Geçmişe gidiş ve orayı anlatış olduğu için geriye dönüş tekniği oldu. Geldik 6. sorumuza. Şimdi parçayla ilgili hangisi söylenemez diye bize sormuş. Cahit Arf Türkiye'ye kesin dönüşünü gerçekleştirdikten sonra ODTÜ Matematik bölümünde çalışmaya başladı. 1980 yılında emekli olana kadar buradaki görevini sürdürdü. Matematik bilimine yaptığı büyük katkıları için hayatı boyunca çok sayıda ödülle onurlandırıldı. Eğitim verdiği sürede yalnızca ders vermekle yetinmeyerek katıldığı konferans ve toplantılarda genç matematikçilerle birebir iletişime geçmeye çalıştı. Şimdi burada üçüncü kişi ağzından olması için o veya onlar anlatımı olması gerekirdi. Bu yüzden bu tabii ki doğru. Biyografik özellikler göstermektedir. Cahit Arf'ın yaşamından izler taşıyor. O yüzden bu da doğru. Dil göndergesel işlevi de kullanılmıştır. Göndergesel işlev neydi? Bilgi verici işlevdi. Herhangi bir konu hakkında bilgi veriyorsam ben dili göndergesel işlevinde kullanıyordum. O yüzden bu da doğru. Belge niteliği taşıyan bir metindir. Nesnel veriler olduğu için ve bilgi verme amaçlı olduğu için belge özelliği taşır. Doğru. Bunu biz nesnellikle ilişkilendiririz. Öznel ifade ağırlıklı değildir. Nesnel ifade ağırlıklıdır. Zaten nesnellik buraya ifade ettiğimiz için öznellik buradan gider. Bu yüzden de cevabımız Edirne'ye çıkar. 7. sorumuza demiş ki bize hangisi farklı bir şiir anlayışını yansıtmaktadır? Sen o karanfile eğimlisin, alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun, daha güzel. O bir başkası yok mu yanındakine veriyor derken karanfil elden ele. Bu sembolik unsurlar içeren, anlam kapalılığı içeren bir şiir. Bu şiir gençler ikinci yeni şiirine özgü. İkinci yeni anlayışı var burada. Peki niye saf şiir değil? Saf şiir olsaydı serbest dizeler olmazdı. Yani anlam bütünlüğü, kafiye, redif, uyak, şeması gibi biçimsel özellikler de olurdu. O yüzden ikinci yeni de biçimsel özellikler önemseniyor mu? Hayır. Bunlar ne yapıyorlar? Kuralsızlığı benimsiyorlar. Bu yüzden de bunlar klasik özellikleri benimsemiyorlar.
Sesinde ne var biliyor musun? Uykusuz Türkçe var. İşinden memnun değilsin. Bu kenti sevmiyorsun. Bir adam gazetesini katlar. Anlamsal akış yok. Yine imgeler ve semboller var. Ve yine kuralsızlık var. O yüzden bu da yine ikinci şiirine örnek. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Yine gördüğünüz gibi işte sıra dışı bir anlatımı var. Kuralsızlık var. Günlük yaşamdan bahsetmiyor. Yine kendisine özgü bir anlayış var. O yüzden bu yine ikinci yeni şiirine girer. Sonrasında kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka, başka olmasa demiş. Şimdi geldik E'ye. Şu bir dursun, buna birazdan geleceğiz. Sevgilim işte Eylül ve işte senin usul usul seyiren yüzün. Zaman ki sonsuzdur, bitmemiş şiirler gibidir. Bu yine gördüğünüz gibi dizelerin uyum yok, uyak redif yok ve yine anlamsal açıdan yoğun. Yine ikinci yeni şiirine ortak. Ama şu D'deki şiirle diğer şiirleri kıyaslarsak mesela bunun belli bir ölçüsü var değil mi? Bakalım. Bunun 8'li hece ölçüsü var mesela. 8'li hece var diyebiliriz. 8'li hece olduğu için büyük ihtimalle semai vardır diyebiliriz. Yani halk şiiri mesela etkisi var diye yorumlayıp semai etkisi vardır diyebiliriz. Çünkü biraz daha hani halk şiiri etkileri var. İşte birinci yeni toplumcu gerçekçi şiir falan deserek toplumsal sorunlardan bahsettik Cumhuriyet şiiri. Veya işte birinci yeni şiiri deseydik, birinci yeni neyden bahsediyor? Gündelik yaşamdan bahsediyor ve kuralsızlık hakim. Ama burada kurallar var. Hani kural ve kuralsızlık ilişkisinden bile farklı olan şiiri bulabilirsiniz. Yorum açık olduğu için dördü bir anlayış, biri bir anlayış diye yorumlanır. Onun için A, B, C, E'de kuralsızlık ve biraz daha anlam ön planda. Ama D'de hem kurallar ön planda hem de basit yalın bir anlatım var. Bu yüzden de D aralarından farklı olan şiirimiz olacak. Geldik 8. sorumuza. Demiş ki parçada tanıtılan şair kimdir? İlk kitabından 7 yıl sonra yayınladığı Dilik Düzenlik'te kendisine özgü şiir evreni kurmuştur. Sürekli yazan bir şair olarak 30 yıla yakın bir süre ilgileri hep üzerinde tutmuştur. İlk şiirinde büyük şehir hayatının tatlı avareliklerinden, hoş taraflarından bahseder. 45'ten sonra soyut şiire yönelir. İkinci yeni şairler arasında en uzun ve en çok şiir yazan odur diye söylemiş. Bu şekilde bize tanıtılan şairimiz Edip Cansever olacak. Cevabımız A'ya çıkıyor. Geldik soru 9'a. Bize buradaki edebi sanatı sormuş. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Şimdi burada Mecnun Leyla ilişkisinden bahsettiği için bu ne arkadaşlar? Bu doğrudan geçmişe gönderme yani termih olacak. Bu yüzden buradaki sanatımız termih olacak. 10. sorumuzdayız. 10. soru İslam öncesi ürünlerden bahsetmiş ve hangisi hangisidir diye bize sormuş. Hemen bakalım. Şimdi şu kısmı okumayacağım. Direkt Türkiye Türkçesi kısmını okuyacağım zaman kaybolmasın diye. Binlerce çiçek dizildi, tomurcuklarından çözüldü. Uzun yatmaktan sıkıldı, yerden biter ayrışır. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman İslam öncesinde bu tarz işte doğa, güzellik, aşk, sevgi gibi şiirler neydi? Koşuktu. O zaman bu ne olacak? Koşuk. Eğer koşma olsa halk şiiri olurdu. Savata sözü, Sago ölüm şiiri. Onun için bu olmaz. Zaten cevap çıktı büyük ihtimalle ama devam edelim. Yılan kendi eğrisini görmez, deveye boyun eğri der. Şimdi bu ne olacak? Atasözü. Sav yani. Erler kur gibi uluşarak, kurt gibi uluşarak, feryatla yaka yırtarak, yasçılar gibi ağlayarak gözyaşla örtülür. Yani Alper Tunga'nın işte Sagosuna benziyor biraz fark ettiyseniz ve feryat, yaka yırtmak, gözü yaşlı olması bunların hepsine ölüm şiiri teması yani Sago. Onun için cevabımız Koşuk Sağ Sago yani Bursa şıkkı olacak. Geldik soru 11'e. Soru 11 bir Türkçe sorusu yine. Gazeteci ve yazar sorusu. Gazeteci bazı sorular soruyor. Alınan cevaplar var. Şimdi metinleri okuduğunuz zaman bu soruları çözdüğünüzü varsayarak uzun uzun okumayı tercih etmiyorum artık. Şimdi mesela burada sizi doğru şıkka götürecek ifade şurada. İlgiliyimden ziyade meraklıyım sözcüğü durumu daha iyi ifade edecek. Sistematik ve aynı yoğunlukta bir tarih ya da mitoloji okuması yaptığımı iddia edemem demiş.
Şimdi mesela bu neye karşılık söylenmiş olabilir bunu bulalım. Tarih ve mitoloji olan merakınız. Bir defa merak değil, ilgiden bahsediyor. Onun için bu merakınız değil, ilginiz olsaydı olurdu. Bu gitti. Sonrasında hangi bilim dallarıyla daha ilgilisiniz? Şimdi tarih ve mitoloji. Mitoloji bilim dalı olmadığı için hani tarih bilimi olabilir ama mitoloji bir bilim değil. O yüzden bu gitti. Sonra farklı türler olan merakınız yönden değişiyor. Burada ilgiden, meraktan değil ilgiden bahsetmesi gerekiyor. Çünkü ilgi değil merak diyor ya daha çok. Onun için bu tarz bir gelişim var. Okuduklarınızda yazdıklarınızın birbiriyle örtüşmesi zaten bundan hiç alakası yok. Şimdi bakın ne diyor? Burada tarih ve mitoloji ile ilgili hangi ölçüde ilgisiniz diyor. Hangi ölçüde ilgilisiniz bunlara diyor. Bu da diyor ki yazar. İlgiden çok benimki merak diyor. Fizik, tıp, felsefeye olan ilgimden daha fazla değil. Yani hepsi benim için bir meraktır diyor. Dönem dönem işte bazılarını daha fazla okurum diye devam ediyor. Sonra ikinci bölümde öykünün toplum tarafından biraz daha aslında anlaşılmadığını veya işte okuma sisteminin anlaşılmadığından falan bahsediyor. Bunda günümüz okurların öyküye ilgisi ne anlamda olduğunu düşünüyorsunuz? Okurların öyküye olan ilgisinden veya öyküye olan tutumundan bahsediyor. Bu yüzden de cevabımız burada C şıkkına gidiyor. Bu soruyu bu şekilde çözmediyseniz şurada bir yerde durdurun, okuyun ve sonrasında çözün. Çünkü uzun uzun çözmek zaman kaybı olduğu için uzun uzun çözmeyi doğru bulmuyorum. Geldik soru 12'mize. Bu soru yine daha önce sorulmamış bir dil bilgisi sorusu. Edebiyat testlerinde çok karşımıza çıkmadı takip ettiyseniz derslerimizde. Şimdi bakalım hangisi yoktur diye sormuş bize. Önce öncülleri inceleyeceğiz. Birleşik çekimli eylem, ek eylem, türemiş isim, birleşik eylem ve işaret sıfatı gibi seçeneklerimiz var. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türüydü bu insanlar. Bakın bu insan diyor. Bu insan dediği insan kim? İşaret ettiği insan. Onun için işaret sıfatı var. Sen bir başka türlüydün, türlü idin veya işte öyle bir bilmez renkte idi. Bunlar da ne? Ek eylem. Ek eylemin ismi yüklem yapma görevi. Onun için ek eylem de var. Sonrasında gözlerin gözlerimde erimekteydi. Mekte burada yor görevinde. Mekte yor görevinde olduğu için yordu, mekteydi. Bunlar da ne? Birleşik çekimli eylem. Hatta şurada da aynı yapı var. Yordu yapısı var. Bunlar da birleşik çekimli eylem olmaya aday öncüler. Bu da gitti. Beni bırakmadı yordun. Bir yalnızlık duyuyordun. Yalnızlık burada nedir gençler? Türemiş isim. Onun için türemiş isim de var. Ama ne yok? Birleşik eylem yok. Birleşik eylem deyince aklımıza ne gelecekti? Ya etmek olmak, kılmak gibi eylemler ya da eylemek. Etmek, olmak, eylemek ve kılmak. Bunlar birleşik eylem. Bir de kurallı birleşik eylemler vardı. Bunlar neydi? İşte ivermek, yazmak, ek almak gibi eylemlerdi. Bunları bu şekilde bilebilirsiniz. Cevabımız D'ye tıkla. Geldik soru 13'e. Sorunç rahat bir soru aslında. Diyor ki hangi nazım şekillerinden birisini örnektir diyor. Gönül gurbetele çıkma, ya gelinir ya gelinmez. Her dilbere meyil verme, ya sevilir ya sevilmez. Yörüktür bizim adımız. Yardan atlattı zatımız, gurbet ilde kıymatımız ya bilinir ya bilinmez. Bir defa varsa olsaydı brebe hey hey gibi yiğitçe üslup ve ifadelerle başlar ve devam ederdi. Koşma olsaydı 11 ile hece ölçüsü olurdu ki buradaki heceleri saydığımız zaman neyi fark edeceksiniz? Bunlar 8'li hece ile yazılmış. 8'li hece ile yazılmasının yanı sıra koşmanın işlediği temaları işlemiş mi? Evet. Burada işte ne mesela? Gönül gurbet ile çıkma ya gelinir ya gelinmez. Mesela gönülden bahsetmiş, işte dilberden bahsetmiş, aşk teması, sevgi teması var. Koşmaya benzer temaların 8'li hece varyantı neydi? Semaiydi. İlahi zaten neydi? Allah sevgisi, Allah aşkı, peygambere olan sevgi anlatan şiirler. Bununla alakası yok. Sagu ise İslam öncesiyle alakalı durumlardı. Sagu niye olmaz? Çünkü Sagu da eski Türkçe kelimelerinde olması ve günümüz Türkçesi karşılıklarının verilmesi gerekirdi. O yüzden Sagu da zaten ölüm şiiri aynı zamanda ölüm teması da yok. Bu yüzden cevabımız Semaiye çıktı. Geldik soru 14'e. Şimdi diyor ki parçada özellikleri veren hikaye türü hangisidir? Hikaye türünün bir alt türüdür. Kısa ve yalındır. Okunması, anlaşılması kolay bir türdür. Kelime sayısı açısından en az kelimeyle kurgulanır.
Şimdi bu en az kelimeyle kurgulanır bize neyi veriyor biliyor musun? Az sözle çok şey anlatma. Az söz, çok şey. Bilerek şey yazıyorum. Hani şey burada herhangi bir şey olabilir. Olay, olgu, durum. Yani şeyin altı doldurabilir olduğu için şey kelimesini yazdım. Yoksa şey kelimesini çok sevmiyorum aslında ama şey burada genelleyici bir anlam olduğu için şey yazdım. Az sözle çok şey anlatmak bu. Sonrasında serim çözüm bölümleri yoktur. Yani sadece tek bir bölümden meydana geliyor. Giriş ve gelişme bölümleri olmayacak. Bu bölümler okurun düş gücüne bırakılır. Düş gücü derken burada okurun düşünmesi sağlanır. Bu biraz daha çağdaş bir anlayışa yönelik. Bu hikayede yazar çoğu zaman imgeler kurar ve onların gücünden faydalanarak hikayesini anlatır. Bir kelimenin bile hikayeden çıkarması yapıyı bozar. Bak bu bir kelimenin bile hikayeden çıkarması yapıyı bozar diyor ya. Bu neyi bozuyor biliyor musunuz? Az sözlü çok şey anlatma. Yani yoğunluğu bozuyor. Bu türdeki hikayeler o kadar basittir ki okurda bu hikayeyi ben de yazabilirim duygusu oluşturur. Şimdi olay ve durum hikayesi olmaz çünkü çağdaş hikayeye biraz benziyor. Halk hikayesi zaten değil. Modern hikaye minimal hikaye. Modern hikaye diye isimlendirilmiyor bunlar. Minimal yani küçük öykü diye isimlendiriliyor. Özellikle verilen öykümüz minimal öykü, minimal hikaye yani küçük öykü olacak. Cevabımız da B'ye çıkacak. Geldik soru 15'e. Hangisi yoktur diye sormuş. Yine bir dil bilgisi sorusu. Önce öncülere bakacağız. İsim tamlaması, bağlaç, işaret zemiri, zarf, fiil ve edat diye bir seçenek dizilimi vermiş. Bir yağmur efendim, sormayın. Öyle bardaklardan, testilerden boşanırcasına değil. Şimdi buradaki öyle edat. Onun için edat gitti. Birden fazla demediği için başka aramamıza gerek yok. Boşanırcasına. Cesnecasına neydi? Zarf, fiil. O zaman bu da gitti. Sonra hızı yağmasına bakmıyorsunuz da. Ayrı yazılan da ne? Bağlaç. Bağlaç da gitti. Burada yaz yağmuru ifadesi var. Yaz yağmuru ifadesi de isim tanımlaması veya bizim çocukluğumuz isim tanımlaması. Yaz yağmuru belirtisiz, bizim çocukluğumuz belirtili isim tanımlaması. Ama hiçbir yerde bunu şuna ondan gibi ifadeler yok. Böyle ifadeler olsa zamir olurdu. Yani bu şu o ifadeleri kalsaydı ve başka bir yerde kullansaydı işaret zamiri olurdu. Ama buna ait bir örnek yok. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkına çıkıyor. Geldik soru 16'ya. Soru 16 bize der ki hangisi Cumhuriyet dönemi halk şairlerinden birisi değildir? Yani Cumhuriyet dönemi halk şair derken neyi kastediyor aslında? 20. yüzyıl. 20. yüzyıl halk şairlerinden değildir diye soruyor. Aşık Mahzuni evet. Neşet Ertaş tabii ki. Aşık Veysel evet. Abdurrahim Karakoç evet. Ama Aşık Seyrani ne zaman? Aşık Seyrani 19. yüzyıl. Onun için cevabımız Aşık Seyrani olacak. Geldik soru 17'ye. Soru 17 hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Yazarın belli bir konuda görüşlerini ve düşüncelerini ortaya koymak okuyucuyu ikna etmek için yazdığı yazılarına makale denir. Doğru. Makaleler yazılış amaçlarına göre bilimsel makaleler ve gazete makaleleri olmak üzere ikiye ayrılır. Evet. Makaleler gazete ve dergilerde yayınlanabilir ya da yazar makalelerini kitap haline getirebilir. Evet. Makalelerde yazarın düşüncelerini kanıtlama zorunluluğu yoktur. Dursun. Makalelerde ciddi ve ağırbaşlı bir üslup hakimdir. Doğru. Ancak makaleler bilimsel yazı olduğu için kanıtlama zorunluluğu vardır. Yani kanıtlama zorunluluğu var. O yüzden de cevabımız B'ye çıkıyor. Şimdi geldik 18. sorumuza. Bu tanımlamalarla şairleri eşleştirirse hangisi dışarıda kalır diye sormuş. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy gitti. Vatan şairi Namık Kemal gitti. Bayrak şairi Arif Nihat Asya gitti. Ve gurbet şairi Kemalettin Kamu gitti. Cevabımız da Yusuf Ziya Ortaç'a çıktı. Geldik soru 19'a. Soru 19 bize der ki hangisinde bilgi yanlışı var? Türk Edebiyatı'nda roman türünün ilk örnekleri Servet Film döneminde verilmeye başlanmıştır demiş. Fransızcadan yaptığımız roman çevirileri şeklinde olmuştur bunlar demiş. Bu doğru. İlk çeviri romanımız Yusuf Kermi Paşa Fransız Fenerun'dan yaptığı Telemaktır. Doğru. Sami Paşazade Sezai Türk Edebiyatı'nın ilk yer romanını Taş Tafet'te yazmıştır. Ahmet Mithat Efendi romanlarıyla Türk romanının gelişimine katkı sağlamıştır. Şimdi burada hatalarımız 1 ve 4. Çünkü
Edebiyatımızdaki ilk örnekler Servet Fünun değil, Tanzimat döneminde veriliyor. Burası Tanzimat. Dörtteki hatamız da yazarımız burada Sami Paşazade Sezai değil. Kim olacak? Şemsettin Sami. O yüzden hatalı öncüllerimiz 1 ve 4. Yani Bursa cevabımız olacak arkadaşlar. Geldik soru 20'ye. Bu düşünceleri dile getiren sanatçı hangi akımın temsilcisidir? Hangi akım benimsemiştir diye sormuş bize. İnsan bütün bir dünyadır. Her yerde vardır. Her yerde hareket halindedir. Her şeyden sorumludur. Ne yaparsam yapayım onu yapan benim. Şimdiki durumumuz bütünüyle düşüncelerimizin sonucu. Burada insanın varoluşsal sıkıntılarından bahsediyor. İnsanın varoluş problemi ve insanın her yerde var olması. O yüzden cevabımız egzistansiyelizme çıkar. Diğerlerinin hiçbir alakası yok zaten. Cevabımız D. Geldik soru 21'e. Soru 21 bize diyor ki öğrencilerin eser içerikleriyle ilgili verdikleri bilgilerden hareketle hangisinin farklı türde bir eser olduğu söylenebilir? Ayşe İhsan Peyami. Bu eser roman tabii ki. Tür dediği için tür açısından bakacağız. Ahmet Celal vesaire roman. Feride Anadolu öğretmen roman. Naim Efendi Seniha roman. Ancak Deli Mehmet'in savaş sırasındaki bilmem nesi falan bu hikaye. Bu arada bu eserlerin ne olduğunu da bir hatırlayalım arkadaşlar. Mesela Tuğba'nın bahsetmiş olduğu Ayşe İhsan Peyami gibi eserler kimin de kahramanları? Bunlar Ateşten Gömlek. Ahmet Celal dediğimiz karakter kimin de? Yaban. Feride Çalıkuşu. Naim Efendi, Seniha gibi karakterler hangi eserlerdi peki? Bunlar da Kiralık Konak. Bunun hepsi tabii ki romandı. E'de bahseden hikayemiz neydi peki? Başını vermeyen şehit. Ömer Seyfettin. Yazarları da hatırlayalım. Ateşten Gömlek kimin? Halide Edip Adıvar, Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin, Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Başını Vermeyen Şehit, Ömer Seyfettin. Buna göre cevabımız tabii ki neye çıkacak? Edirne'ye, Ahmet'in seçeneğine çıkacak. Geldik soru 22'ye arkadaşlar. Soru 22 bize diyor ki, hangisi verilen kavramlardan biriyle eşleştirilemez? Şimdi ilahi aşkı biz kimle eşleştiririz? Fuzuli, İstanbul, Nedim, Hikemin şiir, Nabi, Hiciv, Nefi, aynı zamanda Sepki Hindi de Nefi. Sepki Hindi'nin diğer temsilcileri kimdi? Neşati, Naili Kadim ve bir de kim vardı? Şeyh Galip vardı. O zaman Nefi, Neşati, Şeyh Galip ve Naili Kadim gibi isimlerde Sepki Hindi'nin diğer temsilcileri aklımızda kalsın ama Aşık Paşa herhangi bir şeyle eşleşmiyor. Onun için cevabımız Aşık Paşa olacak. Geldik soru 23'e. Soru 23 diyor ki parçada söz edilen sanatçıya aittir diyor. Önce sanatçıyı bulacağız. Tanzimat edebiyatında halk üzerinde en çok etkili olmaya çalışan sanatçıdır. Hatta olandır. Halkı okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışmıştır. Bunda başarılı olmuştur. Sanat toplum için anlayışını benimsemiştir. Eserlerinde Hace-i Evvel olmuştur. Türk edebiyatında onun kadar eser veren başka bir sanatçı yoktur. Bu yüzden yazı makinesi olarak isimlendirilmiştir. Romanları teknik açıdan kusurludur. Olayın akışını kesip araya bilgi verir, gereksiz açıklamalar yapar, tarih, polisiye, macera, aşk, yanlış batılılaşma, cahillik gibi konularda roman yazmıştır. Romanların isimleri bile konular hakkında bilgi vermiştir. Olaylar bazen yazarın hiç görmediği yerlerde geçer, halk için roman çığırını edebiyatımızda o açmıştır. Bir bahsedilen kişimiz kim gençler? Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat. O zaman Ahmet Mithat'a ait bir eser soruyor bize. İntibah kimindi? İntibah Namık Kemal. Zehra Nabizade Nazım. Şıpsevde Hüseyin Rahmi Gürpınar. Araba Sevdası ise Recaizade Mahmut Ekrem.
Geriye ne kaldı? Felatun ve Rakım kaldı. Zaten Ahmet Biraz'ın romanda neydi? Felatun Bey ve Rakım Efendi yanlış batılılaşmayı anlatıyordu. Rakım Efendi Doğu'yu, Felatun Bey ise Batı'yı temsil eden tiplerdi. Geldik 24. soruya. Yine bir halk şiiri sorusu. Hangisi söylenemez diye sormuş. Önce öncülere bakacağız. 6, 6, 5, 11 ile hece örtüsü. Mecazlarla anlam zenginliği. Her iki dörtlükte de düz kafiye yaşaması. Koşmanızın biçimi. Her iki dörtlükte de ritif olması. Şimdi bunları bir inceleyeceğiz. Öncelikle hece örtüsünü bulalım. En basiti bu. Aldanma cahilin kuru lafına kültürsüz. İnsanın külü yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu, hedefi, yolu yalandır. Şimdi 6 artı 5 bölmesi nasıl yapılıyordu? Kelime ortasından bölme olmayacaktı, o şekilde bölüyordu. Peki 4 artı 4 artı 3 bölmesi nasıl oluyordu? 4 artı 4 artı 3 bölmesi de yine hece ortası bölmesi yapılmadan kelimeler ortasından boşluk varsa bölünüyordu. O zaman bakalım bu hangisine daha uygun? 4 artı 4 artı 3 mü? 6 artı 5 mi? Şimdi aldanma 3 hece ya. Burada ca diye başlıyor. 4. hece bu. O zaman ben bunu buradan bölsem. Yani şöyle bölsem ne olacak? Kelime ortası. Veya kültürsüz 3 hece in 4. hece. Buradan bölsem yanlış olacak. Veya hükmetse 3 hece dün 4. hece. Buradan bölsem sıkıntı. O yüzden ben bunları mantık olarak zaten 4 artı 4 artı 3 şeklinde bölebilir miyim? Hayır. O zaman ben bunları nasıl böleceğim? 6 artı 5 böleceğim. Bakalım. Mesela aldanma cahilin burası 6 hece ya. Bakın şu ortadan bu böldüm boşluktan. Burası 5 hece. Veya kültürsüz insanın burası 6 hece ya. Külü yalandır da 5 hece. Hükmetse dünyanın 6 hece. Her tarafında 5 hece. O yüzden 6 artı 5 bölünmesi doğru. Mecazlarla anlam zenginliği sağlanmıştır diyor. Mecazı bulmak lazım, okumak lazım. Aldanma cahilin kuru lafına. Kuru laf. Kültürsüz insanın külü olması, işte arzusu, hedefi, yolu yalandır demiş. Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz, gül dikende biter, diken gül olmaz, vız vız eden her sineğin balı olmaz, peteksiz arının balı yalandır. Burada tabii ki mecazlar var, o yüzden bu da oldu. Her iki dörtlükte düz kafiye bakalım. Lafına yalandır, tarafına yalandır. Bak şimdi, lafına yalandır, tarafına yalandır. Burası ne? Çapraz uyak şeması. Ama burası olmaz, olmaz, olmaz yalandır. Burası düz kafiye. O zaman her iki dörtlükte düz kafiye var mı? Yok. Birincisinde çapraz kafiye şeması var, diğerinde düz kafiye var. 11'li hece olduğu için koşma. Her iki dörtlükte redif var mı? Lafına, tarafına. Burada laf ve taraf kök, kalan kısım ek. Veya yalandırlar kelime halinde redif. Burada redif var. Olmazlar kelime halinde redif. Burada da redif var. O zaman her ikisinde de redif var mı? Var. Cevabımız neye çıktı? Beyhan'a çıktı bu yüzden. Geldik soru 25'e. Hangisi parçada söz edilen yazara ait bir eser değildir diye sormuş. Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Edebiyata şiirle başlayan sanatçı, Masal ve Kız Kanat adlı iki şiir kitabını çıkarmış, sonra tamamen tiyatroya yönelmiştir. Tiyatrolarında yerel, ulusal, evrensel olay ve sorunları gözler önüne sermiştir. Eserlerinde güç kavramı üzerine duran yazar, konuları özellikle bireyler arası dar çerçevede geçen hakimiyet kurma gayretini işlemiştir diye sormuş. Şimdi eserleri incelerken ya devlet başa ya kuzgun leşe, tanrılar ve insanlar, tohum ve toprak, ölümü yaşamak. Bunların hepsi arkadaşlar Orhan Asena'ya ait. Bahsedilen kişi Orhan Asena. Ama Deli İbrahim Turan Oflazoğlu'na ait. O yüzden cevabımız Deli İbrahim olacak. Geldik o 26. sorumuzda. 26. soru diyor ki hangisi Cumhuriyet döneminde yazılmış tiyatro eseri değildir? Şimdi bunun yazarlarını tek tek söyleyelim. Kösem Sultan kimin? Kimin? Turan Oflazoğlu. Karayar Köprüsü. Refik Erduran. Canlı Maymun Lokantası, Güngör Dilmen. Hatta bu neydi? Bu ilk absürt tiyatromuzdu. Nalınlar, Necati Cumalı. Necati Cumalı'yı sevmedi klavyemiz. Körebe, Cenap Şahabettin. Nalınları tekrar yazacağız. Nalınlar Necati Cumalı.
Valla Necati Cumalı'yı kabul etmiyor okulda gençler. Sebebini bilmiyorum. Yani saçma. Yok vallahi olmadı. Şuraya yazayım. Klavye biraz cins olduğu için burada. Yok kabul etmiyor. Nalınlar Necati Cumalı arkadaşlar, yazamadım onu. Neyse. Şimdi bunlar tabii ki, şurada da Necati Cumalı var. Bunlar Cumhuriyet dönemi eserleri. Ama bu neresi? Bu tabii ki Servet-i Fünun dönemi eseri. Bu yüzden cevabımız körebe olacak. Geldik soru 27'mize. Hangisi deneme türünde bir eser değildir diye sormuş. Şimdi Mavi ve Kara, Kurtulmuş Felsefe Bahçesi, Çalakalem, Dilimiz Üstüne Konuşmalar, Ölmeye Yatmak. Tabii ki Ölmeye Yatmak burada ne? Ölmeye Yatmak bir roman. Onun için çok sırıtıyor zaten. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. Şimdi peki bunların yazarları kim? Yazarlarını da bir söyleyelim, hatırlayalım. Mavi ve Kara, Sabahattin Eyüboğlu. Sabahattin Eyüboğlu. Kurtulmuş Felsefe Bahçesi, Salah Birsel. Çalakalem, Vedat Günyol. Dilimiz Üstüne Konuşmalar ise Melih Cevdet, Anday. Zaten Ölmeye Yatmayı biliyorsunuz. Ölmeye Yatmak kimin? Onu da şöyle yazalım. Adalet Ağoğlu. Evet, yazarlarımız da böyle. Mavi ve Kara, Sabahattin Eyüboğlu, Kurtulmuş Felsefe Bahçesi, Salah Birsel, Çalakalem, Vedat Günyol ve Dilimiz Üstüne Konuşmalarda Melih Cevdet Anday'ın denemeleri. Ölmeye Yatmak ise Adalet Ağoğlu'nun romanı şeklinde karşımızda çıkıyor. Geldik son sorumuza. Bu parça hangisinden alınmıştır diye sormuş. Üstte mavi gök, altta Yağız yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadın bominkan, istemi yapku, pardon, istemi kan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutmuş, düzenlemiş. Dört bir yan hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört bir yandaki milleti hep almış, hepsini tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, diz diz çöktürmüş. Doğuda Kadır Kan ormanına kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar ordu kondurmuş, bilgili kan imiş. Yiğit kan imiş. Buyruğu da bilgiliymiş, yiğit imiş. Beyleri de, milleti de doğruymuş. Onun için ülkeyi öyle tutmuşlar, ülkeyi tutup töreyi düzenlemişler. Türk Oğuz beyleri, milleti işitin diye sormuş. Bu arkadaşlar nereden alıntı onu söylerim. Bu Orhun kitabelerinden alıntı. Orhun abideleri diyelim ya da. Orhun abidelerinden alıntı bir parça. Orhun abidelerinin bu parçasında biz neyi görüyoruz aslında? Biz bu parçada söylev özelliği olduğunu görüyoruz. Yine klavyenin azizliği ve yazamayış. Tekrar deneyeceğim. Ha, oldu. Çok şükür. Şimdi Orhun abidelere burada tabii ki hangi özelliğe biraz daha yatkın? Söylev, yani nutuk. O yüzden cevabımız söyle ve çıkacak. Çünkü burada ne var? Burada karşı tarafa bir sesleniş var. Yani hitap var. Hitap olduğu için, sesleniş olduğu için ve bunun zaten özelliklerinden birisi ilk söylev olduğu için cevap Orhun kitabeleri, yani söylev türüne yakınlık olacak. Evet arkadaşlar, sizlerle bugün Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorularını çözmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi dersler. Hoşça kalın.